SADI ameliyatı uygulamakta olduğumuz diğer obezite ameliyatlarından biraz farklı bir ameliyattır. Farkları nerededir? Örneğin tüp mideden farklarını anlatalım. Tüp mide ameliyatında biz midenin yaklaşık %85'lik bir bölümünü çıkartıyoruz ve mide hacmini küçültüyoruz. Etki tamamen kısıtlayıcı etki. Metabolizma üzerinde ya da emilim bozukluğu üzerinde herhangi bir etkinliğimiz yok. SADI ameliyatı tüp midenin üzerine eklenen bir emilim bozucu ameliyattır. Yani bir tür bypass ameliyatıdır. Tüp mide ameliyatı yapıldıktan sonra 12 parmak bağırsağından gıda geçmeyecek şekilde mide çıkışıyla ince bağırsağın son kısmı arasında bir birleşim yaratılır. Dolayısıyla tüp mide ameliyatına bir avantajımız emilim üzerindeki etkinliğimizdir. Bant ameliyatını saymıyorum çünkü bant ameliyatını uzunca bir zamandır artık uygulamıyoruz ve önermiyoruz. Kısıtlayıcı ameliyat grubundandır. Gastrik bypass ameliyatıyla kıyaslayabiliriz SADI ameliyatını. Gastrik bypass ameliyatında da benzer şekilde mide ile bağırsağın ileri kısımları arasında bir birleşim yaratılmaktadır. Yani gıdanın 12 parmak bağırsağına girmesi engellenmekte ve alınan gıdanın bir kısmının atılması sağlanmaktadır. Ancak burada birkaç handikap vardır. Bunlardan birisi gastrik bypass ameliyatında kullanılmayan kör bir mide bölümü bırakılmaktadır. SADI ameliyatında böyle bir durum yoktur. İkincisi, mide çıkışında pilor dediğimiz mide çıkışını ve midenin boşalmasını kontrol eden bir kas yapısı vardır, bir sfinkter yapısı vardır. SADI ameliyatında burası korunmaktadır. Dolayısıyla mide boşalması kontrollü bir şekilde olmaktadır. Bunun faydası nedir? Bypass ameliyatlarında görülen dumping sendromu dediğimiz özellikle tatlı yenildiğinde ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü, terleme, çarpıntı gibi bulantı gibi şikayetleri SADI ameliyatında görmemekteyiz. Duodenal switch ameliyatlarıyla kıyaslayabiliriz. Daha büyük bir metabolik ameliyat grubu. Oradan en önemli farkı da burada sadece tek bir anastomoz yani tek bir birleşim yeri olmasıdır. Bu bize ne sağlar? Bu komplikasyon oranlarının daha düşük olmasını, kaçak riskinin daha düşük olmasını sağlar. Kısacası SADI ameliyatı diğer obezite ameliyatlarıyla ve metabolik ameliyatlarla kıyaslandığında hem komplikasyon açısından daha düşük görünen hem de etkinlik olarak duodenal switch kadar etkin bir ameliyat olarak görülmektedir.